Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, 14. şu ayı okumaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Bediüzzaman Hazretleri savunmaları, ekleri 81 hatta 100 hatayı Savcının iddianamesinde belirttikten sonra e, şu kaldı yani bura çok önemli bir nokta e, yani acaba acaba e, yani e, şeyin nedir Afyon Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 51 sayfalık kararname'de bazı fıkralar var ki onlar Bediüzzaman'ın aleyhine gibi kabul etmişler fıkra paragraflar demek biliyorsun. Ama Bediüzzaman Hazretleri tam tersine yani onların aleyhine Risale-i Nur'un lehine olduğunu ispat etmiş. Şimdi biz on, o fıkraları okumaya devam ediyoruz. Yani kararnameden iktibaslar onların aleyhte kabul ettiği aslında Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman'ın lehinde olan onların aleyhinde olan bir kısım fıkralar. Bakalım hangisine geldik. Medar-ı teessüftür ki çok üzücü bir haldir ki hem eski hem mahrem yani gizlenmiş. Hem hakikatli olan işaret-ı sebada yani yedi işarette bu mektubatta biliyorsunuz işaret-ı seba bir iki cübleye ilişip çünkü orada açıkça yani özellikle de bizi Allah Allah diyerek geri kaldık diyenlere vesaire çok ciddi cevaplar var. Ayrıca Kur'an'ın Türkçe tercümesine yani karşı olan cevaplar var. İlişip müsaaderesine o işaret sebanın bulunduğu mektubu ne yapmışlar? Ee, toplatmışlar ve bize suç yapmaya çalışmışlar. Halbuki o hakikat o kadar kuvvetlidir ki bütün beşeriyete, insanlığa ve dünyada ilan edilecek bir maslahat hayatı içtimaiyedir. Yani sosyal hayatın en önemli yararını olan bir meseledir. O da şu işte. Yani anlattığım gibi yani yedi işarette mektubatta bulunan yedi işarette işaret sebadaki bir paragraf. Dünyada en büyük ahmak odur ki mektubatta söylüyor bunu. Ta barla da kaleme alınmış bu. Dinsiz serserilerden terakkiyi yani ilerlemeyi ve saadeti hayatiyeyi dünya hayatında mutluluğu beklesin. Geçenlerde bir haber okudum. Çok enteresan. Diyor bir kızcağızın birisi yani hangi haber sitesindeydi bilemiyorum. Babam ateist diyor. Ateist olanın diyor dünyada herhangi bir mutluluğu tatması mümkün değildir. Adam olması da mümkün değildir diyor. Aynen bu. Böyle ahmaklardan mühim bir mevki işgal eden birisi demiş ki bu Mustafa Kemal. <laughs> yani yüzde doksan Mustafa Kemal. Biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Cevabul ahmak es sükut. Ahmak adamların cevabı susmaktır. Kaidesince böylelere karşı cevap süküttür, susmaktır. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht gafiller de yani kötü bahtlı gaflet içinde olanlar da de, bulunduğundan deriz ki ey biçareler bu dünya bir misafirhanedir. Madem ölüm var kabre girilecek. Bu hayat gidiyor. Baki bir hayat geliyor bir defa top tüfek denilse bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Kaldı ki 1950'ye kadar bir tek çivi çakmamışlar. Hep Müslümanlara hücumla ve dindarları idamla meşgul olmuşlar. Yani Türkiye, Türkiye olması rahmetli Adnan Menderes, Demirel, yani tabii ki bir mason eksikliği var ama önemli hizmetler yapmış. Rahmetli Özal, ve nihayet Tayyip Erdoğan Bey. Yoksa ötekiler hiçbir şey katmamış Türkiye'ye. Gelelim bir diğer fıkraya paragrafa. Yine e, kararnamede yani ağır ceza mahkemesinin kararnamesinde aleyhte gibi gösterilen aslında e, lehinde olması gereken mucibe hayrettir ki yani hayreti gerektiren, şaşkınlığı gerektiren bir şeydir ki 16. lemada. 16. lema bir nevi e, Isparta'daki müdafaa risalesidir. Çok önemli düsturlar açıklanıyor burada. Bizim lehimizde olan bir cümleyi aleyhimize çevirip o kıymetdar menfaatli risalenin müsaderesine toplatılmasına meyil göstermişler, meyil etmişler. 16. lemadan neymiş bakalım o aleyhte kullandıkları paragraflar. Hak belası bizim hizmeti i Kur'aniyemize mühim bir zarardır yani savaş belasına girmeyelim. O Kur'an'a hizmete de engeldir. Kadiri, kadiri külli şey, her şeye kudreti yeten Allah bir dakikada bulutlarla dolmuş cevvi havayı, hava boşluğunu süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar, ışıklı güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları izale edip Hakiki şeriatı, şeriatın hakikatlerini güneş gibi gösterir. Onun rahmetinden bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve katlerine iman versin. Yani bu ne kadar güzel bir şey. Aynı şeyi ben bugün Tayyip Bey'e de söylüyorum. O vakit kendi kendine iş düzelir. Madem ki sizin elinizdeki nurdur, nurdan zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyat tavsiye ediyorsunuz? Böyle soruyorlar. Kim? Yani hükümetin erkanı ve adliye memurları. Bu suale karşı muhtasar cevabım şudur. Baştaki başların bir kısmı sarhoştur. İnönü hükümetinin çoğu sarhoş. Maalesef Adnan Menderes'te de sarhoşlar var. Zaten şeyin kendisi sarhoş. Yani Demirel'in. Rahmetli Özal'da da bas sarhoşlar. Gerçi Tayyip Bey'de de var diye biliyorum sarhoşlar ama açıklamıyorum. Neyse. Şimdi baştaki başların bir kısmı sarhoştur. Okumaz. Okusa da anlamaz. Yanlış mana verip ilişir. İlişmemek için aklı başına gelinceye kadar göstermemek lazımdır. Onun için kardeşlerime tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Na ehillerin, ehil olmayan kimselerin ellerine hakikatları vermesinler denilmektedir. Evet, evet. Gelelim bir diğer fıkraya. Yani onlar başörtüsüyle alakalı ayetlerin tefsirine takılmışlar. Nerede? Afyon Ağır Ceza Mahkemesi kararnamesinde. Tesettür, hanımların örtünmesi Kur'an'ın emri ve çok kuvvetli cevabı verilmiş ve eski yazılmış. Eski dediği ta şeyde telif edilmiş. Nedir yani? Barlada ve cezayı çektirmişken o da Eskişehir Mahkemesi'nde ceza vermişler bundan dolayı. Yine suç yapmaları, suç yapmaları ve ihtiyar lemasından yani ihtiyarlarla ilgili lemalardan gayet yani 25. lema yoksa 26. lema ikisinden biri. Biri hastalar biri ihtiyarlar Risalesi. Kıymetli ve herkese menfaatli ve rehberde yazılmış rehber dediği gençlik rehberinde bir hakikatın yalnız başını yazıp bir suç mevzu diye, suç konusu diye müsaderesine yürümek, yani toplatmak üzere karar almak gösteriyor ki medarı tenkit, Risale-i Nur'da tenkide sebep olacak bir şey bulamıyorlar. Aynı kanaat değil. 24. lemada, 24. lemat tesettür hakkında. Yani hanımların örtülmesiyle alakalı Kur'an ayetlerinin açıklanması. Tesettür hakkında. Tesettür, hanımların, Müslüman hanımların örtülmesi Kur'an'ın emri olduğunu izahdan sonra mesmuatıma göre, duyduğuma göre çok enteresan bir bakanın hanımı olduğu kanaatindeyim bu. Merkez hükümette, hükümet merkezi olan Ankara'da, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde gayet adi, normal yani bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı garısına sarkıntılık etmesi. Yani oyuncu gazeteler araştırılsa Hakikaten e, yani e, şey, şey olur yani ne derler ona e, bulunur bu adamın kim olduğu tesettür aleyhinde yani Kur'an'ın hanımların örtülmesi aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor denilmektedir. 26. Lema bak 25. Lema değilmiş yani 26. Lema ihtiyarlar risalesi ihtiyarlar hakkında Ankara'nın eskimiş kalesinin başına çıktım o kale tehaccür etmiş, taşlaşmış, hadisat-ı tarihiye, tarih olayları suretinde bana göründü. Benim ihtiyarlarım, ihtiyarlığım, kalenin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı, hilafet saltanatının vefatı, yani hilafetin ölmesi, çünkü 1924'te kapat şey hilafet kaldırıldı. Bana gayet hazin geldi, üzüntülü geldi. Firkatlı bir halet içinde, yani ayrılıktan doğan bir üzüntü içinde geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın tepelerine baktım. Mazi geçmiş zaman teselli yerine dehşet verdi. İstikbal gelecek benim ve emsalimin ve nesle atimin gelecek neslin büyük ve karanlık bir kabri suretinde göründü. Hazır günüme baktım. Ölümle bir hareketi mezbuhanenin ızdırabını çeken cismimin yani ölüm sebebiyle boğazı kesilmiş bir varlığın o halini sıkıntısını çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü denilmektedir. Ne kadar güzel bir izah. Yani sırf buradaki hilafet saltanatının ölümü dedi diye. Ulan hilafetin ölümüne üzülüyor saltanatın değil. Gelelim şunu. Onlar yani başta ağır cezanın başkanı ve üyeleri bunu çok takdir etmeleri lazımken tenkit etmişler suç mevzu yapmışlar suç konusu yapmışlar bakalım neymiş Darül Hikmetil İslamiye'de bu Osmanlı Devleti'nin son döneminde kurulan Bediüzzaman gibi büyük alimlerin üye olduğu ve İslam'ın sosyal ve siyasi meselelerine çözüm bulmak üzere yüksek bir ilim heyeti yani şu andaki dinişleri yüksek kurulu aldığım maaştan çoğunu sarf etmiştim az bir kısmını hacca gitmek için sakladım. O cüz'i para iktisat ve kanaat bereketiyle bana kafi geldi. Yüz suyumu döktürmedi. O mübarek paradan biraz daha var deniliyor. Bu kısım o biraz daha dediğini Hüsrev abiye verdiği söyleniyor. Yoksa Kadir Mısıroğlu rahmetlinin dediği gibi yani Van'daki üniversiteyi yapmak üzere padişahın verdiği 20 bin altın değil. Yani o tamamen hilaf hakikat. 22. lema mahrem işaretli. 22. lema enteresan. Ve en has ve halis ve sadık kardeşlerime mahsustur, kayıtlıdır. Birinci işaret. Sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde nedendir ki onlar her fırsatta senin ahiretine karışıyorlar? Bu suale cevap verecek Isparta vilayetinin hükümeti, Isparta'da İsparta'daki hükümete karşı yazılmış 22. Lema ve bu vilayetin milletidir. Cevabı onlar versin. Ben niye vereyim? Bir başka fıkra yine ağır ceza mahkemesinin kararnamesinden şefkat-i imaniyeden gelen bu masumane, imandan kaynaklanan şefkatten gelen masumane ve halisane ve hayret kerane ümit ve arzu ve temenniyi bir suç tevehhüm edenler yahu Allah'ın şefkatiyle ümidini kaybetmiyor zaman ve talebeleri. Bunu bir suç zannediyorlar. Elbette kendileri suçludurlar. Sayit imzalı bir mektupta bunu ağır ceza kararnamesinde yazıyor. 7 yaşından 10 yaşına kadar masum çocuklar faytonla gezdiğim vakit beni görünce koşuşup ellerime sarılmalarının hikmeti nedir diye hayret ediyordum. İstanbul'da bu. Birden ihtar edildi ki küçük masumlar taifesi bir hissi kablel vuku ile henüz Risale-i Nur telif edilmemiş. Henüz bu olay olmadan önce Risale-i Nur'la saadet bulacaklarını gençler, Risale-i Nur'la mutluluğu bulacaklarını ve tehlike maneviyelerden, manevi tehlikelerden kurtulacaklarını hissettiklerini anladım denmektedir. Yani bundan daha güzel bir ifade ne olabilir? Bunu susu saymak tam bir adilik. Gelelim bir diğer paragrafa. Hep ağır ceza mahkemesinin kararnamesinden paragraflar. Bu fıkra başta lehimde ve ahirde sonunda bir arzu ve bir temenni iken sus saymak insaftan hariçtir. Bir kısım ayetler ve hadislerin müttefikan yani ittifakla bu asırda bir hakikati nuraniye işaret ettikleri işaret diyor işari tefsir. Kur'an'ın nurani bir hakikatına. Risale-i Nur da onu açıklıyor. Tevhid nurani bir hakikat. Haşir nurani bir hakikat. Yani peygamberlik müessesesi nurani bir hakikat. Ve ahir zamanda gelecek bir müceddidi ekberi, büyük bir müceddidi gösterdikleri. Ve o gelecek zatın ve cemiyetinin üç vazifesinden, bu çok önemli, bu gelecek zat dediği Hazreti Mehdi, Büyük Mehdi, Üç tane vazifesi var. Bunu Emir Dağ'da, Emir layıkasında açık açık anlatıyor. Birinci vazife Kur'an'ın ve imanın hakikatlerini neşretmek. Asıl vazife budur diyor. İkincisi şeriatı tatbik. Yani bu çok önemli şey özür dilerim. Hilafeti ilan. Üçüncüsü de şeriatı tatbik etmek. Şartlarını sayıyor orada. Şimdi üç vazifesinden kaldı ki, Hazreti Mehdi'yi bir cemiyet olarak değerlendiriyor. Şahsı manevidir diyor. En ehemmiyetlisi imanı kurtarmak olduğu ve şeriatı ihya yani İslam'ın hükümlerini ihya ve hilafeti tatbik gibi çok geniş dairede hükmeden bu iki vazifesini nazara almamalarının zararsız olduğu. Fakat nurun muarızlarının Risale-i Nur'a karşı duranların hususan siyasi taifenin tenkidine ve hücumuna vesile olabileceği. Onun için kendisinin mudakkik kardeşimizin risaleciğinin bir kısmını yani Ahmet Fevzi abinin ve bazı cümlelerini kaldırıp tadil ederek göndereceği yazılıyor. Ahmet Fevzi abi çünkü zaman ahir zamanda beklenen Mehdi'dir ve Hazreti Resulullah'ın neslindendir, seyyittir diyor. İşte bu mektup Said Nursi imzalı bir mektupta Darül Fünun'a eden yani İstanbul Üniversitesi'ne dönüşen Harbiye Nezareti'nin şu andaki İstanbul Üniversitesi rektörlüğü eskiden Osmanlı'da e, savaş bakanlığı yani savunma bakanlığıymış. Kapısındaki bunu İsmet İnönü sil üzerini kapatmıştı. Elhamdülillah açıldı. İnna fetahna leke fethan mubina. Ey şanlı peygamber biz sana açık bir fetih nasip eyledik. Ve yansureke Allahu sen aziza. Hiç şüphe yok ki Allah sana çok kuvvetli bir zafer verecek. Hattı Kur'an'inin, Kur'an hattının üzeri mermer taşlarla kapatılmışken meydana çıkarılması herhalde demek ki e, şey ha, şimdi yeniden Hattı Kur'an'iye yani Kur'an hattına bir numune müsaade sanki müsaade verilmiş gibi bir örnek. Bu şeref Recep Tayyip Erdoğan Bey'e aittir. Elhamdülillah. Ki okullara Osmanlıca dersi bırakacak kadar. Risale-i nurun takip ettiği maksadına bir vesile ve üniversitenin bir nur medresesi olmasına işaret olarak gösterilmektedir. Bunu kim söylüyor? Ağır ceza kararnamesi söylüyor. Ki bu çok güzel yani haklı söylemiş zaman Gelelim bir başkasına. Tekbiratül Hüccac mektubumda. Bu da çok önemli. Şimdi bu yani Hacı Efendilerin Hacda Allahu Ekber, Allahu Ekber lemalarda bu var. Tekbiratül Hüccac, Hacı Efendilerin tekbirleriyle Allahu Ekber, Allah. Muhteşem. 17. lema zannediyorum. Şimdi bu çok önemli mektubumda hakikat bir izahıma karşı tenkitlerine Husrev'in ahirdeki haşiyesi tam cevaptır. Husrev ağabey cevap vermiş onların. Said-i Nursi imzalı tekbiratül hüccac fil arafat. Arafat'ta hacıların getirdiği tekbirler. Hani lebbeyk var ya Allahu Ekber Allahu Ekber diye. Başlıklı mektupta bu Husrev mektubu. Nur'un ehemmiyetli bir kısım şakitleri pek mısırrani olarak ısrarlı bir şekilde. Ahir zamanda gelen Ali Beyt'in peygamberimizin neslinden birinin büyük bir mürşidi seni zannediyorlar. Husrev abi yazıyor. Ben de öyle zan değil itikad ediyorum. Sen de onların fikirlerini musırrane kabul etmiyorsun. Çekiniyorsun. Bu bir tezattır. Hallini isteriz diye sormaları sebebiyle onlara cevap olmak üzere. Bundan sonra gelecek Mehdi Resul'ün, Hazreti Resulullah'ın müjde verdiği Mehdi'nin temsil ettiği kutsi cemaatin. Bak o Mehdi sadece manevi bir şahsiyetin mümessili olabilir. Şahs-ı manevisinin üç vazifesi olduğu biraz önce aktardığım Bunların iman kurtarmak. Bu birinci vazife. Hilafeti Muhammediye ünvanıyla yani Hz. Resulullah'ın halifesi ünvanıyla şair-i İslamiye ihya etmek. İslam'ın sembolü olan ezanı, kameti, namazı, cumayı hatta Ayasofya'yı bile aşmak. Bu manada manevi olarak fertlerden biri de Ayasofya açan zat düşünülebilir. Ben öyledir demiyorum. Ve inkılabat zamaniye ile yani zamanın çok zaman içinde meydana gelen inkılaplar ve değişimler sebebiyle çok ahkamı Kur'aniyenin, Kur'an'a ait çok hükümlerin ve şeriat-ı Muhammediyenin kanunlarının bir derece tatile yani tatbik edilmemeye uğramasıyla o zat yani o ahir zamanda gelecek zat vazife-i uzmayı yapmaya çalışır. En büyük vazife yani birinci vazife. Diğer vazifeler şahsı manevinin diğer parçaları tarafından yapılır. Nur şakitleri birinci vazifeyi tamamıyla Risale-i Nur'da gördüklerinden ikinci, üçüncü vazifeler ikinci vazife dediği hilafeti Muhammediye, üçüncü vazife dediği şeriat-ı İslamiye'nin tatbiki buna nispeten ikinci, üçüncü derecededir diye Risale-i Nur'un şahsı manevisini haklı olarak bir nevi mehdi telakki ediyorlar. Ben de öyle iman ediyorum. Bir kısmı o şahs-ı manevinin bir mümessili olan bir çare tercümanını zannettiklerinden yani Bediüzzaman'ın şahsını bazen o ismi ona da veriyorlar. Hatta evliyanın bir kısmı keramet-i gaybiyelerinde. Başta Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Risale-i Nur'u aynı o ahir zaman hidayet edicisi olduğu bu tahkikatla, tevhille anlaşılır diyorlar. İki noktada bir iltibas yani karıştırma var. Tevil lazımdır, yorumlamak lazım diyor. Bakalım yorumla ey üstad. Birincisi, ahirde iki vazife. Yani sondaki Hazreti Mehdi'nin iki vazifesi. Biri hilafeti Muhammediye, diğeri de şeriatın tatbiki. Gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde değiller. Birinci vazife imanın neşri. Fakat hilafeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve İttihad-ı İslam, İslam Birliği, avamda ve ehli siyasette, hususan bu asrın efkarında, fikirlerinde o birinci vazifeden bin derece geniş görünüyor. Gerçekten de öyle. Onun için bazıları Tayyip Erdoğan'ı Hazreti Mehdi diye vasıflandırıyor. Bu da ifrat. Gerçi her asırda, maalesef FETÖ'cülerde Firavun diyor, Deccal diyor, o da tamamen aptallık. Gerçi her asırda hidayet edici bir nebi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını almamışlar. Yoksa yani Moğolların günün geldiğinde de bir kısım bu vazifelerden bir kısmını yapan Mehdi'ler gelmiş. İkincisi yani demek karıştırmayalım. Ahir zamanın o büyük şahsı alibetten olacak. Yani Peygamberimizin neslinden. Gerçi manenden Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bir veled manevisi hükmündeyim. İnkar etmiyor. Ama açıktan ben Ali Beyt'tenim de demiyor. Hatta ben duydum. Tabi vefat etmese bizzat duymak isterdim. Araştırdım bulamadım. Şeceresini birinci dünya harbine esir düştüğü sıralarda kaybettiğini. Sonra Abdülmecid abinin elinde olduğunu. Kardeşim bunu açıklamanın zamanı değil dediğini de dinledim abilerden. Ondan hakikat dersini aldım. Ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani peygamberimizin nesli bu bir manada hakiki nur şakitlerine şamil olmasından ben de Ali Bey'den sayılabilirim. Aslan üstadım. Zaten fiilen de Ali Bey'densin. Fakat nurun mesleğinde hiçbir cihette benlik, şahsiyet, şahsi makamları arzu etmek, şan ve şeref kazanmak olmaz nurda ihlası bozmamak için uhrebi makamat makamlar dahi bana verilse bırakmaya kendimi mecbur bilirim diye yarı muhakkat muvaffakat şeklinde bak tam reddetmiyor yarı yani Ahmet Fevzi abinin o kitabındaki izahlara yarı muvaffakat ediyor haşiye ey insafsız heyet bundan daha keskin red cevabı nasıldır? Nur talebeleri namına Husrev, Aslan Husrev abi. Allah rahmet eylesin. Ve bu mehdilik teklifi açık ve kesin olarak reddedilmemektedir. Gelelim bir başka hadiseye. Bu da çok önemli. Bu fıkradaki hadiseler, yani aşağıda gelecek paragraftaki hadiseler. Vaka mutabik, yani doğru çıkmış ve olay olan olaylar şey yapmış yani tasdik etmiş ve acip bir tarzda beni mahsun etmeyiniz zemin hiddet eder dediğimden 3 dakika sonra zelzele olmasını <laughs> yani ortada <laughs> hayret ve teaccüple tahsin etmek şefkatin iktizası olduğu halde medarı tenkit olamaz yani beni rahatsız etmeyin mahsun etmeyin yeryüzü hiddet eder kızar ayet var ya Kafirlerin yaptıklarına karşı tekadü temeyyizü minel gayz ayeti var. Yani cehennem neredeyse öfkesinden parçalanır diyor. Öyle tabi İslam'a hizmet edenlere, dokunanlara yeryüzü nefret eder, buğz eder. Şimdi bakalım ne, neyi anlatıyor. 4 saat ifadesi alınıp sıkıntı çekmesinden 10 saat sonra. Adeta aynı zamanda 2 milyon lira zarar veren maarif yangını gösterdi ki. Allah Allah, Maarif binası yanmış. <laughs> Herhalde bu Afyon'da. Ben bunun fotoğrafını naklettim gibi geliyor. Şu anda yani kitaba bakmak lazım, uzun sürer diye bakmıyorum. Maarif yangını. Bakayım ki yani hızlıysa o binayı göstereyim. Yani Milli Eğitim Müdürlüğü yanmış. Maarif bir bakalım da kardeşler yani biz tabi teker teker Maarif Vekili Maarif yangın diyelim ama bakalım yangın yok yani Firis'te almamışız ama ben bunu hatırlıyorum yani Afyon'daki Milletim Müdürlüğü yanmış enteresan bu gösterdi ki tabii ki zamana 4 saat ifadesi alınmış 10 saat sonra da yani e, Milletim müdürlüğü yanmış. Risale-i Nur delaların define bir vesiledir ki nurlara hücum edildi, dela yol buldu, geldi denilmektedir. Bu kararnamedeki cümle. 141 numaralı mektupta bu elimde var bu. Bütün mektupları numaralamışlar üstadın talebeleri. Tamamı eşledilmemiş arkadaşlar. Yani inşallah ömür verirse Allah ömür verirse, ömür vermezse de başka layık kıldığı insanlar bunların tamamını neşretmek lazım. Dört buçuk saat ifadesi alındıktan sonra bu adliyeye teslim edilen ve nur talebelerinin veya üstadın yazdığı mektupların numarası bu. Şu anda bende var bu. Dört buçuk saat ifadesi alındıktan sonra Ankara'da ha bak yanlış demişiz. Yani Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı yazmış. Marif Dairesi'nin ve otomobil garajının İzmir'de bir fabrikanın Adana'da büyük bir binanın yanmasından bahisle bunun bir tesadüf olmadığı ispata kalkışıldıktan sonra bunu Afyon Ağır Ceza Mahkemesi kararnamesinde yazıyor bunu. Beni risalelerimden mahrum etmeyiniz. Yoksa hem bana hem bu vatana yazık olur. Zemin yeryüzü zelzele ile hiddet eder kızar size. Dediğinden 3 dakika sonra 3 saniye devam eden zelzele zeminin hiddeti ve ateşle marif dairesinin sarsması Allah Allah yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı mahkemece dört defa ispat edilen çok defa zelzelenin Risale-i Nur'a ve şakirtlerine taarruzları sataşmaları zamanına gelmesi tesadüf olamaz. Risale-i Nur'un bu memlekette belanın define vesile olduğu Ey iktidar, Tayyip Bey'in iktidarı, aklınızı başınıza alın, lemaları ve şuaları da neşredin kaybetmezsiniz. Büyük bir müjdeye mazhar oldunuz. Bari bu müjdeyi tamamlayın. Çok hadiselerle tahakkuk etmiştir denilmektedir. Bunu yine Ağır Ceza Mahkemesi kararnamesinde naklediyorlar. 147 numaralı mektupta. Bakalım. Bu defa bize hücumların aynı zamanında kış çok şiddet etti. Şiddetli soğuk ve fırtınayla havanın kızdığı gösterdi ki hücumların durmasıyla ve nur talebelerinin ferahlanmasıyla zemherir günlerinin biz zemheri günü 50 gün falan sürer bu. Kışın şiddetli günleri Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Nevruz günleri gibi hani 21 Mart'ta başlayan bahar günleri gibi gülmeye başlaması ve maif ve maarif dairesinin yanması külli bir tokattır. Aynen öyledir. Evet. Gelelim Tebrik ve aferinle mukabele edilecek, karşılık verilecek bir hale itiraz itiraz nazarıyla bakılmaz. Bakalım neymiş o? Bu defa bana mahkemede sordukları çok manasız sualler içinde. Neyle yaşıyorsun dediler. Dedim ki iktisat bereketiyle. Ya. Bir vakit İsparta'da bir Ramazan'da bir ekmek. Bunu İsmet İnönü'nün raporuyla ispatladık. Yani bu Barla'da, İsparta'da. Ha yok bir ekmek bu İsparta'daki bir kilo torba yoğurdu, bir kilo pirinçle yaşayan bir adam maişet için, geçim için dünyaya tenezzül etmez. Ve hediyeyi de kabul etmeye mecbur olmaz dedim. Bunlar rahatsız olmuşlar mahkeme. Gelelim bir diğer mesele. Zübeyir'in mahkemede okuduğu müdafası gibi bunu okuyacağız. Ya parlak metiyesi yani üstadı Veli Sanur'u met ediyor. İnşallah onları takdir ve tahsine sevk etmiş ki taciple böyle bir savunma nasıl olur şaşkınlıkla kararnamede yazmışlar. Zübeyir Gündüz Alp abinin bu kahraman müdafaa namesini herhalde talebeleri içinde en kahramanane müdafaa o. Şimdi üstad bu kadar övmüşken Zübeyir abiye dil uzatanların Cenab-ı ahirette dilini kesmez mi? Zübeyir Gündüz Alp'ın daktili öyle yazdı. Gençliğimiz hak ve hakikati öğreten malumat ve en yüksek ahlak istiyor. Adlı bir formasında çünkü uzun bir müdafaa. 10. sayfada Risale-i Nur 20. asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu fikir karanlığından, komünizmden, kapitalizmden, ateizmden kurtarmak için müellifinin kendi ihtiyarıyla değil, iradesiyle değil, büyük yaratıcımızın ihtarıyla yani sünuhat diyoruz biz buna, yazılmış bir şaheserdir. 12. sayfada Risale-i Nur'a hizmet eden birisine denilse, Risale-i Nur yerine şu kitapları kopya et de Ford'un servetini sana vereyim. Ford demek o zaman da dünyanın en zenginiymiş. Hani Ford arabaları da var ya. O Risale-i Nur satırlarından kaleminin ucunu bile kaldırmadan Nur talebesi şöyle cevap verir. Dünya servet ve saltanatın hepsini verseniz kabul etmem. 15. sayfada bak üstad bunları hep almış ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesi de almış. Dürüst fikirli yazarlara bağlılığımızın derecesi 100 ise Bediüzzaman gibi dünya ve ahiretimize rehberlik eden büyük bir şahsiyete bir kentrilyondur, sonsuzdur. Aslan Zübeyir abi. 12. sayfada Risale-i Nur'un şahsi manevisi, asrın içtimai, sosyal, ruhi ve dini hastalıklarını teşhis etmiş ve müzminleşmiş içtimai illetleri, sosyal hastalıkları tedavi edecek şekilde kuran Hakim'in hakikatlerini Ilahi bir emirle bu zamanda yaşayan bütün insanlara arz etmiştir. 44. sayfada ve düz zaman bu risaleleri bir sene okuyan bu zamanın mühim bir alimi olabilir demiştir. Evet öyledir. Akyüz Hoca da zayıf ilmiyle şunu iddia ediyor. Bu asırda Risale-i Nur külliyatını mütalaa etmeyeni büyük bir İslami ilimlerde allame de olsa İslam alimi olarak tam kabul etmiyorum. Tenki dedin cevap vereyim. Hı. 54. sayfada Risale-i Nur okuyan hakimlerin isabetsiz karar verdikleri görülmüyor denilmektedir. Buradan Risale-i Nur'u okusa da yani Gülencileri istisna etmek lazım. Çünkü onlar Risale-i Nur'u suistimal ettiler. Evet, bir başka fıkra. Bu herhalde son fıkra. Bu gelen parça olan tam lehimde ve aynı hakikat iken doğru bir şeyken kararnamede suç mevzuları yani suç konuları içine konulmamalıydı. Ahmet Feyzi'nin eserinin bir kısmını tadil ettiğini yani sırrı şey özür dilerim Maidetül Kur'an kitabının birinci kısmı üstadın biliyorsun yani Zülfikar mıydı yoksa evet Zülfikar'ın arkasına koyduğu. Fakat sonra çıkarmış. Fakat bir kısmının da aceleye geldiğinden, tadil edemeden gönderdiğini, dine ve terbiyeyi Muhammediye aleyhissalatü vesselam ma zehir diyen Saracoğlu'nu bırakıp, alçak Saracoğlu. Bu, yani Kur'an'a çok muhalefet eden İnönü'nün başbakanlarından. Hakikati Kur'aniye'yi maalesef bir asra yakın ailesi Türk siyasetinde hakim olmuş CHP kanadında. Kur'an'ın hakikatini güneş gibi gösteren sirac Nur ile münakaşa etmek. Demek sirac Nur'un sonunda neşretli şeyi. Hatırlamıyorum, yaşlandım artık. sirac Nur derleme bir eser. Hı. Münakaşa etmek, onun müsaderesine, bakanlar kurulu kararı çıkarmışlar. Yani toplatılmasına yardım etmek demek olduğunu beyan ediyoruz denmektedir. Mahkeme tarihsiz ibraz ettiği bir müdafasında neticeten kendisinin ve şakirtlerinin mahkeme diyor bunu siyasetle iştigal etmediklerini tecavüz olarak gösterilen yazıların mahrem olduklarını vicdan ve tefekkür hürriyeti mevcut olduğunu bunların bazı kanunları tenkit mahiyetinde de görünse suç teşkil etmeyeceğini ele alınan birçok risalelerin eskiden yazılmış olduğunu bunu zaman söylüyor bilir kişi tetkikatından geçerek zararsız bulunduklarının tespit olunduğunu evvelce de Eskişehir Mahkemesinde bunlardan dolayı mahkumiyet kararı verildiği gibi o da tesettür risalesi ve 5. şua Denizli Mahkemesinde de beraat ettiklerini artık bir daha aynı suçtan dolayı muhakeme edilmelerinin doğru olmadığını kendisinin ve gerekse nur şakitlerinin Şimdiye kadar asayişi bozacak hareketlerde bulunmadıklarını, beşinin şuada isim tasrih etmemesine ve maksadının sadece ihbardan ibaret olmasına göre bunların da bir suç teşkil etmeyeceğini ileri sürerek savunmuştur. Bu numuneleri daha kıyas edildi. Yani 51 sayfadan ibaret. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararnamedeki bir kısım aslında Risale-i Nur talebesi ve Bediüzzaman'ın lehinde olan hatta mahkeme heyetinin teşekkür etmesi, takdir etmesi gereken bazı paragrafları Bediüzzaman teker teker ne yaptı? Ele aldı ve inceledi. Peki güzel kardeşim. Şimdi geldik. Tabii ki yani bu 51 sayfalık kararnameyle Bediüzzaman'ın zamanın aleyhinde karar verdiler. Ya alçaklar kararını verdi. Alçaklara kar yağıyor. Üşümediniz mi? Siz bu şeyin sonunu düşünmediniz mi? 51 sayfalık kararname var. Şimdi geliyoruz nereye? Yani bura önemli. Bir defa geliyoruz. Bakın kararname bu. Kararname bu kararname burada. Bakın kararı şu. Görün son hakimleri de görün yani. Kararname bu. Aleyhteki bu kararnameyi nereye taşıyorlar? Yani bu önemli. Nereye taşıyorlar? Temyiz mahkemesine yani yargıtaya taşıyorlar. Ama bir defa bir, bir dilekçe var. Bütün vekaletlere, yani bakanlıklara, Diyanet Reisi'ne ve Yargıtay Başkanlığı'na gönderilen bir dilekçe var. Arkasından bunun tetimmeleri var. Yani bunların hepsinin orijinalleriyle beraber neşrettik. Arkasından yani 16. Mektubu da göndermiş. Çok ilginç. Afyon müdafalarının ikinci Zeyli olarak göndermiş. Arkasından Heyeti Vekili'ye yazılan Arzuhal var. Yani Bakanlar Kurulu'na Arkasından daha başka şeyler var. Bir şimdi başlayalım. Neyi başlayalım? Şimdi güzel kardeşim. Avukatların müdahaleti neticesinde zorla Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararname 1949 Mart başında Ankara'ya ulaşmış. Avukatlar temyizi 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 mürafalı istediler. Yani yargıtada şeyi duruşmalı istediler. Ve bu istek temiz mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu arada El Hüccetü Zehra Risalesi'ne bir mukaddime eklenerek evrak arasında temiz mahkemesine de gönderildi. Ancak ben bir şey söylemek istiyorum. Biraz açalım. Yani bir defa yani bu şeyde yani afyon ağır ceza ama bunu daha sonra şey yapacağız. Yani e, Risale-i Nur talebelerinin de müdafaları var. Yani çok önemli başta Hüsrev abi olmak üzere. Ilaveten bunları inşallah hepsini okuyacağız. Yani şu alarda bunlar var. Mustafa Ramazanoğlu'nun şeyi hepsi yani çok sayıda hepsini naklettik. Küçük İbrahim Fakazlı'nın vesairenin bakalım ondan sonra ne var? Refet Bey'in şeyi, Sabri Abi'ninki. o kimlerin yok ki? Ahmet Feyzi Abi'ninki çok uzun. Yani acayip bir uzun. iki defa müdafaa etmiş. Yani o da önemli ve e, savcı şeyin e, savcının iddialarına müthiş cevaplar vermiş. Yani Ayetler, hadisler nakletmiş. Yani bence bunu okumak lazım ama çok uzun. Yani çünkü Üstad tamamını almamış diye hatırlıyorum. Yani bu da önemli. Şimdi geliyoruz yine. Acayip bir şey ya. Tamamen ayetler vesairelerle. Hey, hey. Ahmet Fevzi abinin müdafasının aslı. Üstadın tasih ettiği. Çünkü burada açıkça tasih. Bunu da görün Üstadın kalemini. Biraz önce dedi ya ben kısmen tadil ettim. Görüyor musunuz? kısmen tadil ettim diyor. Yani tadil ettiği yerlerin tamamı elimizde var. Yani öyle gizlisi saklısı yok. Onu da ifade edeyim. Afyon Kocatape Gazetesi hakimleri etkilemeye çalışıyor. Bunu da belki okuyacağız. Yani önemli çünkü bu da. Yani özetleyeceğiz. Karar veriliyor en son. Burada kimler aleyhinde karar veriliyor? Hemen ifade edelim. 6 Aralık 48 günü 53 sanıklı bir dava karara bağlanıyor. Ve 29 sanık 24 arkadaşı üstatla beraber cezaya mahkum ediliyor. 29'u beraat alıyor. Şimdi kimler var? Yani bura önemli. Hemen yani bunun sebebi çok alçakça. Efendim Sait Okur ile Okur dediği üstadın soy ismi. Ahmet Fevzi Kul'un dini hisleri alet ederek halkı hükümet aleyhine teşvik edici hareketlerde bulundukları teşvik edici sabit görülmüş. Sait Okur evvelce mahkum olmasına rağmen aynı suçu işlediği, açıkça Mustafa Kemal'e hakaret ve taarruz ettiği için cezası artırılarak iki sene ağır hapse mahkum edilmiştir. Ancak 65 yaşını geçtiğinden bu ceza bir sene 8 aya indirilmiştir. Ahmet Fevzi Kul'a gelince ısrarla Mustafa Kemal'e hakareti etmesi şiddet sebebi sayılarak bir sene altı ay ağır hapsine ceza verilmiş. Diğer mazlumlardan yani burada çok önemli altışar ay hapse şey yapılmış. Ceylan abiyle Halil Çalışkan da yaşları küçük olduğu için cezaları üçer aya indirilmiş. Bunlar kim? Müdafalarını okuyacağız ya. Hüsrev Altınbaşak, Tahir Mutlu, Ceylan Çalışkan, Mustafa Osman, Sabri Halıcı, İbrahim Ethem Talas, Ali Akta, Refet Barutçu, Halil Çalışkan, Mehmet Çalışkan, Osman Çalışkan, Hasan Çalışkan, Mustafa Acet, Hıfzı Bayram, Allah Allah, Hüsnü Bayram abinin babası, Burhan Çakır, Siver Gündüzal, Mehmet Fevzi Pamukçu, Rıfat Filizer, ah, çok yakın tanıyorum. Selahattin Çelebi, Ahmet Nazif Çelebi, İbrahim Fakazlı tanıyorum ve Hüseyin Tabancalı. Bunlar da bir savuru çoğaltıp şey yaptıkları için Şimdi 18 Nur talebesi mahkemenin karar yürü olan 6 Aralık 1948 tarihinde çoğunun cezası 6 ay olduğu için ne yapılmış? Ee, yani Ahmet Fevzi kul hariç hepsi tahliye edilmiş. Yani sonra gayri mevkuf olarak mahkemeleri devam edenlerden Zübeyir Gündüzal, Ahmet Nazif Çelebi, İbrahim Fakazlı e, ve benzerleri başka bir meseleden cezası olduğu için tahliye edilmemiş. Böyle devam ediyor. Afyon kararnamesi işte böyle rezilce 41 sayfalık metin bakın görün yani kararnamenin metni vay alçaklar ya vay alçaklar ya alçaklara kar yağıyor ve düz zamanın biliyorsun verdiği cevaplar okuduk elhamdülillah bunların bir kısmını okuduk tamamını okumadık onu özellikle ifade edeyim tamamını okusak çok uzun sürerdi Allah Allah kararname hakkındaki değerlendirmeleri kısmen okuduk bunları hemen hemen okuduk yani önemli şekilde okuduk ve ondan sonra afyon davası hatıralar içinde Tabii ki Sungur abi, Bayram abi bizati işin içinde oldukları için birebir tanıyorlar ondan sonra Evet diğer abilerin hatıraları, hatıraları geçiyoruz. Ali Osman Bey'in hatıraları. Afyon hapsinde üç defa zehirlenmesi hadisesi. Abdullah Büker'in zulüm ve planları. Bunları hep belgeleriyle naklettik. Hapishanedeki ıslah hareketleri var. Yani bunları da unutmayınız. Yani hapishanede Allah Allah. Afyon Hapishanesi müdürüne kendi yazısıyla gönderdiği teşekkür ederim. Kurtuluş Bayramı'nda bayrağımı bayrağını bana bayrağımı bana kavuşma e, kavuşturdunuz diyor bayrak hadisesi. Ve ondan sonra mektuplar. Mektuplar gelince okuyacağız Allah nasip ederse. Evet, 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 evet. Şimdi burada önemli Hı. Şimdi bir diğer konu da bir diğer konu ben onu anlatmak istiyorum. Ha. Neredeydi? Hakkınızı helal edin. Yaşlandık herhalde. Evet. Yani şimdi bir diğer konu onu da hemen söyleyelim. Yoksa eksik kalıyor. Biliyor musunuz? Eksik kalmasın diyorum şimdi 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 afyon müdafaları yani elhamdülillah bütün belgeleriyle her şeyi yaptık hiçbir şey eksik kalmadı yani onun için kafanızı yormayın telif edilen eserler vesaireler temyiz mahkemeleri hı Allah temiz mahkemesinde yine abilerin bir kısmının şeyleri var. Yahu avukatlar kısmı vardı. Ben onu şey yapmak istiyorum. Avukatlar teker teker avukatlardan kasıt yani Abdurrahim'in avukat Abdurrahim var. Avukat Ahmet Hikmet var. Ayrıca avukat Ahmet Hikmet'in aldığı dilekçeler var. Avukat Hulusi Bitlisi Aktürk var. Bunlar hep Risale-i Nur'un avukatları. Hı -hı. Varsa okuyayım ama Allah Allah avukatları vardı. Hı -hı. Teker teker şeylerini de anlattım. Yani ne derler? Cevaplarını da yani onların neler yaptıklarını da izah ettim yani. Hı -hı. Afyon daha var. Neyse burada böylece özetle meseleyi özetledik. Meseleyi özetledik. Evet. Mahkemeler. Şimdi geldik nereye? Aha. Nereye gelmiştik? Evet. Afyon mahkemesindeki temyiz mahkemesi riyasetine sunulan ilk dilekçe. Bakalım. Evet, evet aynen biz neşrettik tamamını okuyacağız Allah nasip ederse tamamını okuyacağız şuradan açayım da bakanlar kurulu kararının çok önemli bir hadise Asay Musa'yı yasaklaması ile ilgili karar ulan bunlar Asay Musa Allah'ın ispatını yapan bir eser ya ne arıyorsunuz Asay Musa'yı yasaklamaktan ulan bu kadar alçak bir hükümet Komünist hükümetten beter yani. Komünistlerden beter. Aynen öyle. Komünistlerden beter. Maalesef öyle. Ha, 1038 diyelim. Açalım. İşte burası. işte burası. Tamam. Güzel. Hı -hı. Evet. Bu açık kalsın ki bakalım bir fazlalık veya eksiklik varsa ana esere ne yapalım? Müracaat edelim. Biraz başlayalım. En azından başını yani okuyalım. Temyiz mahkemesine gidiyorlar başkanlığına. Temyiz mahkemesi riyasetine. Burada ne diyor? Bütün vekil vekaletlere yani bakanlıklara bazı e, şimdi Temyiz ve diyanet dairesine ve düz zaman sadece Yargıtay Başkanlığı'na göndermiyor itirazını. Ayrıca temyiz riyasetine yani e, Yargıtay Başkanlığı'na gönderilen bir istidadır, dilekçedir. Bakalım temyiz dilekçesi. Afyon Mahkemesinden hakkımızda sadır olan 1948 miydi 49 muydu? Onu da unutmayalım da 49 mart başında gönderiyor bu şeyi dilekçeyi. Afyon Mahkemesinden hakkımızda sadır olan haksız hükmün temyizen bozulması yani yargıta yoluyla bozulması üzerine yapılan duruşmamızda he, beni yine konuşturmadılar. Bak ikinci defa yani temiz bozduğu halde yine şeyde ikinci defa yargılama yapılmış Afyon'da. Hakkımızda üçüncü bir şiddetli iddianameyi bize dinlettirdiler. Hem yanıma kimseyi bırakmadılar ki gelsin. Yazıyla bana yardım etsin. Yazım noksan olmakla beraber hasta halimle beraber yazdığım bu şekvamı bu şikayetimi bu zamanda hakkımda iki defa adalet eden makamınıza yani Yargıtay Başkanlığı'na bir layihay temyizim olarak yani temyiz dilekçesi olarak takdim ediyorum. Acayip bir şey ya. Bunu da özetlememiz lazım. Sonra dersimizi bitirmemiz lazım. Yoksa eksik kalır kardeşler. Şimdi bak. Ne aci adiler yahu. Bediüzzaman ve talebeleri yani mahkemeyi temiz bozma kararı veriyor. Ne zaman? 4 Haziran 1949. Neler oluyor? Bak bunları da okuyacağız. Bilgi vermezsek olmaz. Afyon davasının temiz safhalarını inceleyelim. Evvela temiz mahkemesine de bazı makamlara gönderilen dilekçe etinmesi. 16. Mektubu yani Sparta'da Sparta hükümetine sunduğu mektubu gönderiyor. Ayrıca Bakanlar Kurulu'na arzuhal yazıyor. Afyon müdde yumumisiyle bir hasbihal yaptığını ifade ediyor. Okuyacağız bunları. Temiz mürafaları başlıyor. Temizde duruşmalar. Nur'un yani işte eski talebelerinden Avukat Abdurrahim savunma yapıyor. Arkasından Ahmet Hikmet tarafından yapılan savunma okunuyor. Ve Avukat Hulusi Bitlisi AkTürk 11 Mayıs 1949'da savunmayı yapıyor. Temiz mahkemesinde nur talebeleri de savunma yapıyorlar. Yani Afyon'da yaptıkları hariç hepsini okuyacağız. Hüsrev'in müdafası bir e, nedir? Ekim 1948'de yapıyor. Zübeyir'in temiz müdafası, Mustafa Sungur abinin temiz layihası, Ahmet Nazif Çelebi'nin temiz layihası, Selahattin Çelebi'nin temiz layihası. Bunun üzerine çok enteresan mahkeme-i temyize el hüccetü zehra risalesi gönderiliyor. Yani bizim en büyük savunmamız budur. Çünkü el hüccetü zehra tamamen tevhidi ispat eden Fatiha'nın tefsiri, Ettehiyyatü'nün tefsiri ve Kelime-i Tevhid'in tefsiri. Mahkeme 4 Haziran 1949'da bozma kararı veriyor. Bunun üzerine olan bu inönü hükümeti alçaklar alçağı, Gençlik ehberi Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanıyor. 15 Temmuz 1949'da ecelleri gelmiş köpekler, biliyorsun 1950'de gidecekler. Arkasından, bu da çok önemli, 163. madde tadil ediliyor, daha da şiddetlendiriliyor. 10 Haziran 1949. Ayrıca Bediüzzaman ve talebeleri Afyon ağır cezada yeniden yargılanmaya başlıyor. 31 Ağustos 1949 duruşmanın başlaması. Bunun üzerine temiz mahkemesi reisliğine gönderilen dilekçe. Eylül 1949. Bediüzzaman'ın tahliyesinden korkuyorlar. 14 Eylül 1949. Bediüzzaman tahliye ediliyor. 20 Eylül 1949. Tahliyeden sonra Afyon'da ikamet ediyor, işkencelere maruz kalıyor. Hulusi Yahya Gilabey, tahliye sebebiyle kaleme aldığı mektubu ve şiiri gönderiyor. Dediği zamanın bu üç aylık döneminde Afyon'da kaleme aldığı bazı mektuplar var. Onu okuyacağız. Peki bu arada iki önemli şahsiyet Afyon Mahkemesi sırasında nur dairesine giriyor. Birisi Zübeyir Gündüzal, diğeri de Mustafa Sungur ağabey. Mustafa Sungur ağabeyin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Başbakan Şemsettin Günaltı'ya yazdığı mektubu çok önemli ve üstad kendisini vekil tayin ediyor. Sungur ağabeyin o gönderdiği mektup 15 Aralık 1949 bunu ben neşrettim. Şimdi yargıtayın bozma kararından sonra Afyon'da yeniden yargılama başlıyor. Yani bunları söylemeden gelecek şeyi ifade etmek o mukaddimeyi okuduk ama yarın inşallah devam edeceğiz. 30 Eylül 1949'da birinci duruşma yani Yargıtay bozduktan sonra 2 Kasım 1949'da ikinci duruşma 23 Kasım 1949'da üçüncü duruşma bunun üzerine bak 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 Büyük Doğu gazetesinde yani Necip Fazıl'ın gazetesinde Bediüzzaman ve Nurlar'la alakalı övücü haberler neşredilince fırtınalar koparlıyor. Mayıs 1949. Yani burada yani mühim İşler müdürlüğü adı altında yani o zamanki mitin raporu var. Allah Allah. Ve Büyük Doğu Gazetesi takip edilmeye başlanıyor. Ve bu sefer Necip Fazıl Büyük Doğu'da Risale-i Nurları sadeleştirerek yayınlamaya başlıyor. Gülen gibi. Hemen Nur talebeleri karşı çıkıyor ve Ceylan abi aleyhte bir mektup yazıyor. Zübeyir Gündüz abi de Necip Fazıl'a karşı bir mektup yazıyor. İşte biz yarın bu anlattığımız meseleleri yani üstadın temyiz dilekçesiyle birlikte okumaya ve takip etmeye devam edeceğiz kardeşler. Haydi ceza kümullahu hayran kesira ve allemna Allahu ilmen nafia. El Fatiha. Bitti.